Muhtarım. Bak sana bir bambaşka ya iyi ki orada yaşıyorsun ha. Valla muhtarım burada telefon çekmiyor. Sizin orada da çekmiyor biliyoruz zaten. Ee, evet. tahmin ediyorum buradan yarım saat sonra çıkacağız. Ee, saat şu an bakayım. Ee, bir tahmin ediyorum iki buçukta sizin oradayız. Tamam. E ona göre görüşürüz inşallah orada. Tamam muhtarı Buranın 8 kilometre yolu çok kötü ve yani bu Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman maalesef inancından ve siyasetinden dolayı bu yolların bozuk olduğunu ülkemizin farklı yerlerinde görebiliriz. Aynısını Çömlekli'de de bunu gördük sevgili izleyiciler. Ama telefon çekmediği için gece gündüz en az 2 kilometre uzaklıkta telefon çağırıp ambulans Çağ, çağırmak zorunda kalıyorlarmış. Sahafiye 20 kilometre olan çok güzel bir köyümüz. Gördüğünüz kadarıyla kışın hastalarımız oluyor. En büyük sorunumuz telefonumuz. Hı. Millet telefona e, çıkabilmek için tepelere çıkmak zorunda. Hı. Şu bırakın, ee, rahat konuşun. E, evet, e, çıkmak zorunda. Hı hı. En büyük sorunumuz o. 2024 hı. yılındayız. E, Hükümet Hükümetimizden bir an önce bu duruma el atmasını istiyoruz. Hı. Söz verdiler. Ben geleceğinden eminim. Hı. Ama bir an önce bu işin e, çabuklaşıp gelmesini istiyorum. Biz iki köy, iki dağın arasında bir köy yapmışız eskilerden denen ama Hı. köyümüzden, havamızdan, suyumuzdan memnunuz. Fakat biz kışın burada kalmak istesek bile kalamıyoruz. Hı. Çünkü nedenimiz telefon yoktur. Çocuklarımıza ulaşamıyoruz. Hastanemize, doktorumuza, ilk yardım bir şeyine ulaşamıyoruz. O yüzden burada mahrum kalıyoruz. Çok burada can kaybımız da oldu genç genç. Hı. O yüzden korkudan biz gitmek istemesek bile çocuklarımız biz burada rahat bırakmıyor. Telefon çekmediği telefon için. Telefon çekmediği için. Çünkü insanın ya bacağından ya belinden büyük bir ameliyat geçirmiş olsa daha çıkıp da telefon edemiyor. Karkış oluyor mesela. Çıkamıyorsun. Telefon çekmediği için çocuklarımız da gelemediği gibi bizi de götürmek zorunda kalıyorlar. Çünkü köyümüze çocuklarımız gelmiyor. İnternet olmadığı için. Bir de hasta. Bir de hastamız oluyor. Telefon için iki kilometre dışarıya çıkıyoruz. Yani korkudan gidemeyenler de var. Hastamızda da kaybetmiş oluyoruz. Tabii bir tanesi iletişim, bir tanesi ulaşım. Bunlar köyümüzün temel sorunu. Ee, bu genç insanlar şehirlerde bu yazın sıcağında köye gelmek istiyor fakat gelemiyorlar. Niçin gelemiyorlar? Bu çocukların bir alışkanlığı var, internet alışkanlığı var, bir telefon alışkanlığı var. Bunlar da köyümüzde olmadığından dolayı biz gençleri buraya getiremiyoruz. Yarın bir gün böyle giderse bu çocuklar köyü tanıması olacaklar. Ve en şey zamanda, sıkışık zamanlarında köylerine ulaşamayacaklar. Benim söylemek istediğim bu kadar. Teşekkür ederim. Kalbimde stent var üç tane. Telefon edeyim diyorum çocuklarıma yetişemiyorum. Çocuklarım internet yok, buraya gelmiyorlar. Çocuklarıma da hasret kalıyorum. Ölebilirim de dün e, kalbim serteldi. Yukarı çıkamadım. Telefonu çekmiyor. Her yerden de çekmiyor. Ta yükseklere çıkmak gerekiyor. Sorunlarımız büyük. Yani hem ambulans hem de yol evet, sorunları, evet. dolayı iletişim sorunları. Evet, iletişim sorunlarımız Ulan çok geçiyor. kötü. Ambulans gelmiyor, Hı. kolay kolay gelmiyor. Bir tane diyorlar yollar bozuk değil kimse gelmek istemiyor. Peki, çok... Evet ulaşım ve iletişim. Evet. Öncelikle gençlerin de zaten en çok istediği şey internet. O yüzden köyünde kapamaması için bir internet lazım. O da inşallah olur.